Dertap hoş geldiniz. Bu videoda Fransız sinemasının felsefesini işlemeye çalışacağız. Başlayalım. Dalgaları kudretli kılan ilahi mesaja kalem ve mürekkeple verilmiş bir yanıt, bir gönül kaymasıdır Hüsnihat. Kalpleri onaran harflerin ilahi musikisi, yüksek bir manevi mühendisliktir o. İbnül Emin, Mahmut Kemal İnal'ın geç dönem Osmanlı'dan itibaren hat sanatının gönül dünyamızı süsleyen nadide örneklerinden derlediği Son Hattatlar kitabı Ketebe ile yeniden okuyucusuyla buluşuyor. Fransız sineması yalnızca görsel ve işitsel bir anlatım biçimi olmanın ötesine geçerek derin felsefi temaları irdeleyen, varoluşsal sorgulamalara kapı aralayan ve insan ruhunun en karmaşık köşelerini aydınlatan bir sanat dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fransız sineması, tarihi kökenleri, sanatsal eğilimleri ve felsefi derinliği ile sadece bir ülkenin kültürel mirasını değil, bir başka açıdan evrensel insan deneyimini de yansıtır. Fransız sinemasının felsefesi, Godard ve Truffaut gibi yeni dalganın öncü yönetmenleri ile birlikte şekillenmiştir. Bu yönetmenler, klasik anlatım kalıplarını kırarak sinemayı bir düşünce platformu haline getirmişlerdir. Godard'ın Serseri Aşıklar filminde olduğu gibi anlatının bölünmesi ve zamanın kesintili olarak sunulması izleyiciyi olay örgüsünün ötesine geçirerek varoluşun anlamını sorgulamaya iter. Fransız sinemasının bir diğer belirleyici özelliği varoluşçuluk felsefesiyle kurulan derin bağlarıdır. Sartre ve Albert Camus'un eserlerinden etkilenen bu sinema, insanın özgürlük arayışı, anlamsızlık ve yabancılaşma temalarını işler. Sartre'ın Varlık ve Hiçlik eserindeki düşünceler, sinemada karakterlerin içsel çatışmaları ve toplumsal bağlamlarıyla harmanlanır. Camus'un absürt felsefesi ise özellikle François Truffaut'un 400 Darbe filminde hayat bulur. Bu film, genç Antoine Doinel'in özgürlük ve kendini bulma mücadelesini anlatırken, izleyiciye hayatın absürtlüğünü ve bireysel direnişin önemini hatırlatır. Fransız sineması, aynı zamanda toplum eleştirisi ve politik bilinçle de yoğrulmuştur. Agnes Varda'nın 5'ten 7'ye Cleo filmi, kadın kimliğini, toplumsal beklentileri ve bireysel özgürlüğü sorgularken, sinemanın politik bir araç olabileceğini de gösterir. Varda'nın feminist bakışı, sinemada kadının temsili ve özgürleşmesi üzerine derinlemesine düşünceler sunar. Fransız sinemasının felsefesi, sinemanın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir düşünce biçimi olduğunu da kanıtlar. Bu sinema, izleyiciyi pasif bir tüketici olmaktan çıkararak aktif bir düşünür haline getirir. İzleyicinin zihninde yankılanan sorular, filmin bitişiyle son bulmaz. Aksine, hayatın her anına yayılan bir düşünce zinciri oluşturur. Fransız sinemasının felsefi derinliği, sadece yeni dalga hareketiyle sınırlı kalmamış, bu akımın ardından gelen yönetmenler tarafından da farklı yönleriyle ele alınmıştır. Bu yeni nesil sinemacılar, Godard ve Truffaut'un başlattığı devrimci ruhu sürdürerek sinemanın sınırlarını zorlamaya ve varoluşsal sorgulamalara yeni boyutlar kazandırmaya devam etmişlerdir. Claire Denis, çağdaş Fransız sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olarak, eserlerinde beden, cinsellik ve kimlik temalarını işleyerek izleyiciyi insan doğasının karanlık ve karmaşık yönleriyle yüzleştirir. Güzel İş filmi, askerlerin monoton yaşamını ve bu yaşamın altında yatan derin duygusal çatışmaları gözler önüne sererken, bedenin ve hareketin şiirsel bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. Denis'in sineması, fiziksel varoluşun sınırlarını ve insanın içsel dünyasındaki çatışmaları ele alarak felsefi bir derinlik kazanır. Leos Carax'ın filmleri ise, postmodern varoluşçuluk ve alegorik anlatılarla zenginleştirilmiştir. Carax'ın Holy Motors filmi, kimlik ve gerçeklik kavramlarını sorgularken, izleyiciyi sürreal bir yolculuğa çıkarır. Film, hayatın kendisinin bir performans olduğunu ve her bireyin farklı roller üstlenerek varoluşunu anlamlandırmaya çalıştığını anlatır. Carax'ın sineması, izleyiciyi kendi kimliklerini ve toplumdaki rollerini sorgulamaya teşvik ederken felsefi bir derinlik sunar. Günümüz Fransız sinemasının bir diğer önemli temsilcisi olan
Bruno Dumont, sinemayı bir düşünce aracı olarak kullanarak insan doğasının karanlık ve rahatsız edici yönlerini keşfeder. Dumont'un Le Humanite filmi, bir dedektifin işlediği suçlar üzerinden insan ruhunun karmaşıklığını ve ahlaki çelişkilerini inceler. Dumont'un filmleri, gerçeklikle yüzleşmenin zorluğunu ve varoluşun kaçınılmaz trajedisini vurgularken izleyiciye derin felsefi sorular yöneltir. Fransız sinemasının felsefesi sadece bireysel varoluşu değil, aynı zamanda toplumsal yapıları ve kolektif bilinçaltını da sorgular. Laurent Cantet'in Sınıf filmi, bir okul sınıfı üzerinden toplumsal ayrışmaları ve eğitim sisteminin zorluklarını ele alırken, bireysel özgürlük ve toplumsal baskı arasındaki gerilimi gözler önüne serer. Cantet'in filmleri, toplumsal yapılar ve bireysel kimlikler arasındaki karmaşık ilişkileri derinlemesine inceleyerek, izleyiciyi düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eder. Fransız sinemasının felsefi boyutu, aynı zamanda sinemanın kendisinin de bir sanat formu olarak sorgulanmasını içerir. Bu bağlamda sinemanın doğası, gerçekliği yansıtma yetisi ve izleyici üzerindeki etkisi gibi konular da felsefi tartışmalara dahil edilir. Sinemanın bir düşünce aracı olarak kullanılması, hikaye anlatımının ötesine geçerek, görsel ve işitsel deneyimlerin insan zihninde oluşturduğu yankıları da araştırır. Fransız sinemasının felsefesi, insanın en derin korkuları, umutları ve çelişkileri üzerine düşünmeye zorlayan, düşündürücü ve dönüştürücü bir deneyim sunar. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.